Ya kızlar şey diyeceğim. Kusura bakmayın biraz uykum var da şey diyeceğim ya, şu banka oturabilir miyim 2 dakika? Şurası boş, şuraya geçebilirsin isterseniz. O banka kusmuşlar ama. Daha önce oradan geçtim de pislik var orada o yüzden. Yo rahatsız etme Melo. Ya, sağ olun, teşekkür ederim. Efendim buyurun. Uyuyakaldınız da arkadaşım rahatsız oldu. Ya kusura bakmayın, dün arkadaşlar eşek şakası yapmış biliyor musun? Uyku ilacı atmışlar kolama 7-8 tane. Öyle eşek şakası yaptılar, evin anahtarını da almışlar biliyor musun? O yüzden şey böyle uykusuz kaldım. Yaklaşmasanız. He uykusuz kalmışım, yanlışlıkla oldu zaten. Evet, ben tamam. İsteyerek yaklaşmadım yani. Kızlar düşüyorum, niye tutmuyorsunuz ya? Sağ olasın, teşekkür ederim. Kalacak yer var mı sizde? Hayır, dahil evinde kalıyorum. Vallahi. Ya şimdi benim cebimde cüzdan var, tamam mı? Hiçbir yere de gidemedim öyle. Şurada 2 dakika uysam, az önce şurada uyudum, bir tane dayı götüme bakıyordu. Götüme bakınca ben de bir an işkilendim, o yüzden vallahi sizin yanınıza geldim oturma, açıkçası sizi yakın gördüm o yüzden. Siz daha ne kadar buradasınız? Biz birazdan gideceğiz. Vallahi. Nereye gideceksiniz? Beyoğlu'na. Ben de geleyim mi? Yanlış anlamayın, burada uyuyakalırsa beni burada şey yapalım. İsim neydi? Esma. Sözü kimi? Sude. He, dakikam bitti de kontör yok. 2 dakika bir telefonunuzu kullanayım ya. Hadi. Alo. Hocam şu sahibindendeki ilan için aramıştım ya. Bu arabayı kaça bırakıyorsunuz siz? 490 olmaz mı? Kardeşim ne olmuş yani? İndirim istiyorum senden. Tam 1 milyon olabilir araç. 490'a bırak işte. 490 bin liram var. 500 bin olsa nasıl? Yok sıkıntı yok ya. Sen nerelisin? Kars mı? Ben de Karslıyım. He bu şey öy mü? Kimlerdensin? Biz senin akraba şey. He bu şey var ya, bu Zerrin abla gelin bir oğlu vardı. Ahırda ayağından bağlıyorlardı. Deli meli bir şeydi. Onlarla akrabalığın var mı? O zaman bana onu niye anlatıyorsun kardeşim? Sen 490'a bırakıyor musun? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Sıkıntı olur ha, bak söyle. Tamam lan, bu numaradan bana ulaş, tamam. Hayırdır oğlum? Bana bak, bana öyle abuk subuk konuşma. Gelirsem oraya var ya bak. Bak beni deli etmeyin ha, bir dakika. Telefonu verebilir misin acaba? Benim numaram, buradan bana ulaş. Hayır. Kardeşim tamam. Telefonumu alabilir miyim? Canımı sıkıyorlar ya, bir araba ilanı vardı da ona bakmak için aradım. Kişisel numaranız değil. Efendim? Kişisel numaranız değil. Ne olacak, benim senin mi var yani bir şey? Sonuçta evet, yardıma ihtiyacım vardı, o yüzden aradım sizi. Öyle rüyamda arabayı gördüm, tamam mı? Ben onu arabaya aklıma geldi, sonra bir arayayım dedim de öyle. Kişisel numaranız değil. Tamam, beni ne olmuş yani? Ben ne diyeceğim? Ya, uydur bir şeyler ya, ne olacak ki sanki? Arabayı 1 milyon istiyor, ben 490 bin lira olmaz mı dedim, olmaz dedi. 10 bin lira bir şey değil. Ya 1 milyonla 490 bin lira arasında 10 bin lira ver değil mi? Yani gerçekten matematiğine hayran kaldım. 300 bin lira borç versene de var mı ya öyle şey yapsak? Yok, olsa burada olmayız zaten. Ben gidiyorum o zaman. Gidim yani, gidim. İyi günler, gidim yani. Dur, nakit varsa sana bir para vereyim, git kendine benim dersi falan al ya. Yok pardon, kalmamış. Yok şaka yaptım da niye, sinirlendi mi bu arkadaş ya? Sinirlendi mi? Gidiyorsunuz mu? Nereye gidiyorsunuz ya? Kalkım vardı, geç kalacağım. Suzuki gidiyor. Sen de mi gidiyorsun? Ben de gidiyorum. Suzuki falan. Sude mi? Ha, geç tamam. Kalacağız yemeği. İyi tamam, görüşürüz. İyi günler. Şey diyeceğim bu arada ya. Şurada bir arkadaş var, görüyor musun? Ya aslında bir kamera şakası çekiyorduk da böyle omuzda uyuma şakası gibi bir şey. Tepkinizi ölçmek amaçlı. Arkadaşın niye bana dövecek gibi bakıyor? Yok hayır. Ya şaka olsun diye bir şey. Siz ne yapıyorsunuz? Baya böyle el kol şakaları sizde var bir şeyler ha. Bu zaten erkeklerle aram iyi falan değil dedi ama umarım bir şey yok. Var, yakalandık. Var mı? Yakalandın. Varsa söyle yani. Bilelim. Var mı kızlar? Öyle bir... Yok. Dilerseniz videoyu yayınlamak istiyorum. Tabii yayınlayalım. Olur mu? Tamam. Ödemediniz oğlum seninle Mehmet. He. Bana bak oğlum. Benim paramı getir lan. 150 milyar mı? Oğlum 250 milyar faizidir oğlum. Ben sana kaç para verdim oğlum? Bana bak lan. Oğlum çok yaşamak istiyorsan baba mesleğine dök, katırcılık yap ha. Ayaklarına mı atayım oğlum seni? Ulan çöp tenekesinden çıkan kediden korkuyorsunuz. Memlekette babayım diye geziyorsunuz lan. Kaç ver seninle. Bittin oğlum sen. Ölümlerden önüm. Kapat telefonu, ölümlerden önüm be. Kapat. Alo. Hayatım kusura bakma ya. Bir toplantı iş görüşmesi vardı, o yüzden açamadım da telefonunu. Aşkım niye bağırıyorsun? Bulaşıkları ben mi yıkacaktım? Ama ben çamaşırları bana yıka dedin sen. Çamaşırları yıkadım ben. Ya götümden ter attı kızım ya, Allah aşkına ya. Ne? Kim? Kaynanan mı geldi? Ya kaynanan beni dövüyor ya. Niye geldi yine ya? Parkta uyudum zaten dün. Bir sen yok, kız yok yanımda. Kız yok yanımda. Eve gelme mi? Ya ben nerede yatacağım ya? Zaten geçen gün de dışarıda kaldım. Alo. Alo. Kızlar kusura bakmayın, rahatsız ettim de bile. Efendim? Sorun yok. Ya kusura bakmayın ya, şey aile içinde biraz problemler var biliyor musunuz yani böyle. Siz kusura bakmayın. Biz de biraz evet. Dinledik, kulak misafiri olduk. He. Yani normalde ben çok sert bir adamımdır biliyor musunuz? Benim piyasada bir adım var biliyor musunuz? Yani ben galerici iş adamıyım. Ya bunu bir yerde anlatmayın olur mu ya? Yok sıkıntı. Vallahi o gülüyor bana gülüyor. Ben ağlamadım az önce telefonda, onu bilerek yaptım. Beni affetsin diye yaptım. Şuraya aslan eve kedimsi hala. He. İstifaça da çıktım. Tülay seni çok seviyorum, geri dön aşkım dedim. Dönmedi. Aynen. Siz niye benimle alay ediniyorsunuz? He? Kocanızı dövmeyin olur mu ya? Beni dövüyorlar ya. Dur bu kim ya? Alo.
Kimsin? Neriman yengenin oğlu mu? Hangi Neriman bu? Hangi Neriman yenge? He bu şeydi, oğlu vardı, deliydi, ayağından bağlıyorlardı evde. Onun üç annesi. Bunu bana niye anlattı kardeşim? Kapat şu an, işim var ya. Köyden arıyorlar biliyor musun? Biz biraz şakşaklı mal varlıklı, aşırı çocuk. He? Yo yani aşırı çocuğum, o yüzden şöyle arıyorlar. Bir dolmuş para, akbil neyim dolduracağım da, bir 5 liranız var mı? Var. 5 liran varsa şey yap. He vallahi yanlış anlamayın, normalde aşırı çocuğum da kartları falan almamışım ya. Ben de evden böyle hiçbir şeyimi almadan 10 lira mı? Teşekkür. Sende de var, ne var orada? Oo bu daha zengin. He. 50 mi verdi? Ya ben kart kullanıyorum. Kaç para var orada? Aynen, 15 kart mi? Kullanıyorum. Oo 75 lira. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bunu bana niye verdiniz? İstediğiniz. Vallahi. İhtiyacınız vardı. Harbi mi diyorsun? Gerçekten çok iyi niyetli insanlarsınız ya. Kalacak yer var mı? Ben akşam karım kovdu ya şimdi. Kalacak yerim falan yok biliyor musunuz? Yok mu? He? Sen niye bana öyle bakıyorsun? Bu benim dudaklarıma bakıyor. Niye? Saçmalama. Dudaklarıma bakıyor. Evliyim ben hanımefendi. Aa sapık var diye bağırırım şimdi ha. Size para vereyim mi? Heh. Senin olsun. Senin olsun. Kaç para verdin sen? Bunu kim verdi? Siz bana 75 lira mı verdiniz şimdi? Evet. Ben size kaç lira vereceğim? Bir şey var mı? Bir şey vermeyeceğim mi? Yok. Sana bir şey diyeyim, bu bizi kıskandı vallahi. Valla Instagram'ın var mı? Var. Valla vereceksin. Hayır. Niye? Lan evlisin, manyak mısın? Evli değilim ben, imam nikahlıyım. Tamam ne fark eder? Tamam neyse, ben kızla şey diyeceğim. Şurada bir arkadaş var görüyor musunuz? Ağaçların orada. Hangisi? Şey kamera var. Aa sürekli var. Kamera var. Kameralıyı görsem zaten hangisi demem. Ya böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı bir video çek. Evli değilim normalde. Hı-hı. O yüzden Instagram'ını alabilirim. Ben nişanlıyım. Harbi mi? Evet. Ben gülemem nişanlı imamı. Nişanlı evi gösteriyorum. Allah Allah, nişanlı mısın sen? Bakayım elindekini. Bu galerici mi bu çocuk? Neci bu? Emlakçı mı? Ney bu? Hayır. Pırlanta mı almış? Evet. Allah helal olsun. Kaç yaşındasın? 21. Ya geç bile kaldık. 3 yıl oldu bizim. Ne Allah mutlu mesut etsin diyelim. Ne diyelim yani? Amin amin. Tamam şu paralarınızı dağıtayım. Benim olsun mu? Olsun. Yok lan şaka yapıyorum. Al. Bu hanginizin? Kim hanginize kadar? Fark etmiyor ya. Tamam da çok teşekkür ederim kızlar. Benim hakkımda ne düşündünüz? Ya böyle bir şey beklemiyordum. Ama Kadıköy'de olduğunu ayrı beklemiyordum. Aynen. Bunu hiç beklemiyordum. Kamerayı sıkıntı Kadıköy'de olduğumuz için ben normal karşıladım ama başıma ilk defa geldiği için anormal karşıladım. Kadıköy böyle ya. Başına bakınca o tarz konuşacak bir insana benzemiyorsun. Bakıyorum böyle konuşuyorsun. Olayın absürtlüğü oradaydı. Neyse kızlar. Evet. Dilerseniz videoyu yayınlayayım mı? Ya işini yayınlayayım vallahi ben ya. O kadar uğraştım. Nişanlısı olalım. Olur, sıkıntı yok. Zaten he sıkıntı olmaz değil mi? Tamam, düğüne geliriz artık. İnşallah. 50 lira takacağım. 50 lira verdiniz. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun ya sen? Şey, annem şunların çayını yapıyor da ondan topluyordum da. Kulaklık koptu. Bana ne? Bana ne derken? Ben mi kopardım? Vahim mi kestin abi? Nasıl yani, anlamadım ki. Durur musun ya? Duruyorum şu an zaten. Ne oldu? Nasıl koptu o zaman? Hanımefendi, halüsinasyon mu görüyorsunuz? Ne işleriniz? Arkamda ne işiniz vardı? Çimenleri mi kesiyordun? Belediye görevlisi misin sen? Hayır ya, annem... Ne vasfın var? İnek de değilsen ot da yemiyorsun. Orada içinde işte değişik oksidanlı olan bitkiler var. Ha. Onlardan... Çimende. Evet, annem onun çayını yapıyordu. Sorun yok değil mi sende? Yo, siz iyi misiniz? Ben harikaydım. Ne oldu ki? Birazcık kulaklığım koptu gibi. Allah Allah. Aynen, tam da bir görüşme yapacaktım biliyor musun? E çıkar öyle yap. Telefon bozuk olmasa yapardım. Tamam da... Sen kesmediysen de Allah da kestiremediğine göre. Tövbe estağfurullah. Bence de tövbe estağfurullah. Yaptığın akıl işine sığıyor mu? Akıl mantığa sığıyor. Ben mi yaptım onu? Evet. Yapmadın mı? İşte onu söyleyemem. Söylemek zorundasın çünkü yaptın. Tamam bir otur sen, 2 dakika bir şey söyleyeceğim. Neden otur? Bir sakin ol, bir otur, tamam. Bir şey itiraf edeceğim sana. İsim neydi bu arada? Eylül. Ben kestim. Niye böyle bir şey yaptın? Anlatayım bir saniye. Şöyle bir tane ürünümüz var. Ben aslında çantayı açabilirsem göstereceğim. Ben Doğukan pompacı. Pompa ürünlerinden satıyoruz. Ama kulaklığını kesmemin sebebi bunu sana hediye etmemdi. İşte böyle pompa ürünümüzün reklamını yapıyoruz. Pompa. Ya ben görüşme diyorum, sen pompa diyorsun. Bu mantığa sığıyor mu ya? Ama şöyle bir şey anlatayım sana. Bunu tanıtımını yapayım. Şimdi bunu sana hediye edeceğim. İşte kulaklığını kesmemin karşılığında böyle bir hediyemiz var. Pompa hediye diyoruz. Kulaklığımın verdiği işte bana vermiyor. Yani şimdi şöyle, pompa deyip geçmeyin. Ülkenin yarısını biz pompaladık. Yani böyle bir durumda işte sana da bunu hediye etmek istedik. Karşılığında işte kulaklığı kestik ya. Ona karşılığında küçük nacizane özür olarak, hediye olarak böyle bir şey. Sen ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Git başkalarını pompala. Şey tamam bir şey diyeceğim. Hanımefendi. Hanımefendi. Bir kamera şakası çekiyorduk. Kamera şakası çekiyordum da aslında bak kameramız var şurada, arkadaşım bizi oradan çekiyor. Böyle durumlarda insanların tepkisi ne olur, bunu ölçmek amaçlı. Küçük bir videoydu. Pompa hediye etmiyoruz. Kusura bakma. Kulaklığın değeri neydi? Önemli değil. Yok yok, gerçekten söylersen onu da şey yapmak isteriz. Çok ya da şey değil, dilersen sadece şeydir. Görüşme için önemliydi. Tamam. Hayır olmaz öyle şey. Dilerseniz yanına kit olarak ödemesini yapalım ya da AirPods kulaklık verelim. Nasıl istersiniz? Gerek yok. Sağ ol. Yok hayır olmaz gerçekten. Nasıl yapalım? Ben sizi bana atayım sizin. Tamam sen bana numaranı bırak istersen. Biz oradan, çünkü öyle şimdi kulaklığını kestik ya, öyle olmaz. İban numaranı atarsın, oradan seninle helalleşiriz. Tamam. Kusura bakma, olur mu? Evet. Dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. Olursun. Biraz istiyorum. Korkuttu mu seni? Bir tek. Özür dilerim. Evet. El sallama şansın var mı? Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz.